Hepimizin yolu bir şirketle kesişmiştir. Bir şirkette çalışıyor olabilirsiniz. Bir şirketten bir şeyler almış olabilirsiniz. Bir şirket ya da bir şirkette hisse sahibi olabilirsiniz. Evet, hepimizin şirketlerin ne olduğuna dair bir fikri var tabii ki ve ben bu videoyla bu fikri bir adım öteye taşıyarak şirketlerin neden var oldukları konusunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şirketler hepimizin bildiği gibi tüzel kişiliklerdir. Evet, bir kişi gibi hareket edebilen tüzel kişilikler. Hareket edebileni tırnak içine almamın sebebi bir kişinin yapabileceği bazı şeyleri şirketlerin yapamıyor olmasıdır. Saçma bir örnek gibi gelebilir kulağa tabii ama biz insanlar gülümseyebiliriz. Bir şirketin böyle bir şey yapamayacağını hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Bu arada hareket edebilen derken de yasal olan hareketlerden bahsediyorum. Örneğin bir şirket başka bir şirket ya da kişi tarafından dava edilebilir. Şirketler tıpkı insanlar gibi mal sahibine ya da kişi veya diğer şirketlere borçlu da olabilirler. Hareket edebilen derken ne demeye çalıştığımı anladınız değil mi? Evet, bir şirket bir insan gibi zıplayıp gülemez belki ama isterseniz bu fizyolojik konuyu başka bir videoya saklayalım. Bu videoda şirketlerin tanımı yanında neden var olduklarına değinmek istiyorum. Evet, şirketler neden varlardır? Benim bu soruya verebilecek iki cevabım var. Bunlardan ilki ve bence şirketlerin en büyük varoluş sebebi sınırlı sorumluluk. Sınırlı sorumluluk kulağa çok havalı bir kavram gibi gelse de az önce göreceğimiz bir örnekle aslında o kadar da havalı bir şey olmadığını anlayacaksınız. Sınırlı sorumluluğun yanında bir de devredilebilir hisse mülkiyeti var. Şirketlerin genellikle birden fazla sahibi olduğu için bu hisselerin bu sahipler arasında devri anlamına gelir. Bu videoda sınırlı sorumluluk kavramı üzerinde biraz daha fazla durmak istiyorum. Çünkü şirketin tek bir sahibi olsa bile bu kavram şirketin kuruluşunun neden mantıklı olduğunu açıklar. Sınırlı sorumluluğun ne anlama geldiğini anlayabilmeniz için size bir örnek vereceğim. Evet, diyelim ki Burak adında biri var. Buran bir takım varlıkları var. Örneğin bir evi var. Evin değeri de 500 bin lira olsun. Bir de 100 bin yok, bu çok fazla oldu. Diyelim ki 50 bin lira değerinde bir arabası var. Bunun yanında buran bazı yatırımları da olsun. Yatırım için hmm, değeri 500 bin lira olan örneğin hisse senetleri var diyelim. Bir de kendi kasabasında yaşayan insanların ulaşım sorunlarını gördükçe ulaşım hizmeti sunan bir iş yapmak istediğini de ekliyorum. Henüz bir şirket kurmayı düşünmediği için Burak gidip bir taksi satın alıyor. Bu tabii ki lisanslı bir taksi. Bu arada taksiler gerçekten de sandığınızdan daha masraflı. Eğer denk gelirseniz bir taksi sahibiyle konuşun. Size muhtemelen taksi masraflarının 20 bin ya da 30 bin liralık normal bir arabadan çok daha fazla örneğin 80 bin lira civarında olduğunu söyleyecektir. İlk yıl sigorta, mali sorumluluk sigortası için 1000 lira harcamış olsun. Sonuçta taksi kullanırken başına kötü bir şey gelirse, örneğin birine çarparsa dava edilebilir, öyle değil mi? Bu ihtimali göz önünde bulundurarak mali sorumluluk sigortası yaptırıyor. Bu sigorta poliçesinin değeri de 100 bin lira olsun. Diyelim ki Burak iyimser biri ve kimsenin ona 100 bin liradan daha fazlaya mal olacak bir dava açamayacağını düşünüyor. Evet bu sigortanın değeri de 100 bin lira. Burak taksisiyle insanları bir yerden bir yere taşırken bir gün birinin ayağını eziyor. Ayağı ezdiği kişi de örneğin dünya cünü bir futbol yıldızı olsun. Kaza sonucu futbol yıldızının kariyeri sona eriyor tabi. Evet futbolcunun kariyeri bitiyor. Ayağı ezildiği için bir daha futbol oynayamayacak. Ve tabii ki futbolcu taksi sahibi olan Burak'a dava ediyor. Hemen not ediyorum. Burak 1 milyon liralık bir dava açıyor. Futbol hayatı sona erdiği için 1 milyon liralık bir dava. Aslına bakarsanız dünya çapında bir futbolcudan bahsediyorsak bu meblağın çok ama çok daha fazla olması gerekir ama bizim örneğimizdeki mahkeme futbolcunun ayağını ezin kusurlusun çünkü kaldırıma çok yakın kullanıyordun diyerek futbolcu lehine karar veriyor. Bu durumda Burak'ın 1 milyon lirayı ödemesi gerekiyor. Ödemek için de muhtemelen evini, arabasını, bir saniye arabayı satmasına gerek yok çünkü yatırımları var. Evet evini ve yatırımlarını satarak futbolcuya 1 milyon lira vermesi gerekiyor. Sonuç olarak Burak'ın elinde bir araba ve bir taksi kalıyor. Kısacası taksi işi Burak için pek de karlı bir iş olmadı öyle değil mi? varlıkları arasında çok da önemli bir yere sahip olmayan ve henüz çok fazla bir kazanç da elde edemediği taksisi Burak'a neredeyse beş parasız bıraktı. Burak'ın bir şirket kurduğunu, bu şirkete yeteri kadar yani taksiyi, lisansını ve sigortasını karşılayacak ve bunları şirketin malı haline getirebilecek kadar para aktardığını da düşünelim. Evet, Burak taksi ve lisansı karşılayacak kadar parayı şirkete aktarıyor. Şirket bu taksi ve lisansı satın alıyor. Başka bir deyişle taksinin sahibi Burak değil, Buran şirketi. Şirket taksinin 100 bin liralık sigortasını da alabilir. Bu meblağ belki de taksi şirketleri için mantıklı bir meblağdır. Evet 100 bin liralık poliçeyi de not edelim. Bu poliçenin muhtemelen çok daha yüksek bir poliçe olması gerekir ama neyse. Burak 100 bin liralık mali sorumluluk poliçesi için bir de 1000 lira ödemişti. Şimdi eğer az önceki kaza bu durumda gerçekleşmiş olsaydı, yani futbolcunun ayağına ezdi, futbolcunun kariyeri sona erdi ve futbolcu taksi sahibine 1 milyon liralık bir dava açtı diyelim. Yalnız taksinin sahibi artık Burak değil. Buran şirketi. Evet, bu durumda futbolcu Buran şirketine dava açar. Bu arada bu durumda taksi lisansı ve sigortasının Buran varlıkları arasında olmadığını da düşünmemiz lazım. Buran şu anda sahip olduğu varlık şirketi. Bunu da %100 mülkiyet olarak not edeyim. Evet, bu durumda Buran varlıkları arasında bu şirketin hisseleri var ve şirket ayrı bir tüzel kişilik. Futbolcu şirkete 1 milyon liralık bir dava açıyor ve mahkeme futbolcunun kariyerini bitirdiği için ona 1 milyon lira vereceksin diyor. Şimdi futbolcunun şansızlığı ya da buran şansı mı desem tarafta tutmak istemiyorum ama sınırlı sorumluluk kavramı söz konusu olduğunda şirket bu varlıklarını 80 bin liraya satabilir diyelim. Sigortadan da 100 bin lira alacak, futbolcuya 180 bin lira ödeyecek ve iflas edecek. Evet, şirketin iflasını ilan edecek. İflas edecek. Kısacası Burak'ın varlıkları arasında bulunup da sigorta ile birlikte değeri 81 bin lira civarı olan varlığın değeri artık sıfır. Şirketin değeri artık sıfır ve futbolcu bu durumda davasını sürdüremeyecek ileride sürdürebileceği durumlardan da bahsedeceğiz. Örneğin eğer yeteri kadar sigortası olmasaydı, Burak bunu kendi kişisel işi gibi yönetiyor olsaydı ya da şirketin kendine ait bir banka hesabı olmasaydı, sermaye yetersiz olsaydı yani yeteri kadar para aktarılmamış olsaydı bu durumlarda mahkeme futbolcunun davasını sürdürmesine, Buna tüzel kişilik perdesinin kaldırması da denir. Evet mahkeme bu durumlarda futbolcunun şirket sahiplerinin peşine düşmesine izin verebilirdi. Ama şirketin yeteri kadar sermayesi varsa burada sayıları uydurdum ama futbolcu sadece şirketin peşine düşebilir. Buran sorumluluğunun neden sınırlı olduğunu anladınız mı? Şimdi sınırlı sorumluluğun tanımı kısaca bu şekildedir. Burak taksi şirketini doğru dürüst işlettiği, yani yeteri kadar sermayesi olup sigortalarını da düzgün olarak yaptırdığı takdirde sadece şirketi kaybeder. Tekrar etmek istiyorum. Şirket doğru düzgün işletildiği takdirde kaybedeceği tek şey şirketin değeridir. Şirketin taksisi kaza yaptığında bizim örneğimizdeki gibi birinin ayağını ezdiğinde eğer doğru düzgün işletiliyorsa kimse sahiplerinin varlıklarının peşinden Gidemez. İnsanların neden şirket kurduklarını şimdi daha iyi anladınız mı?